İki Söz Aradan 12 ay kadar bir süre geçmişti ve Mr. Charles Darny, Fransız edebiyatı konusunda uzman bir Fransızca öğretmeni olarak İngiltere'ye yerleşmişti. Bu çağda olsa profesör olurdu. O çağda ise özel hocaydı. Dünyanın dört bir yanında konuşulan canlı bir dili öğrenmeye vakti ve ilgisi olan genç beylerle çalışıyordu. Ve bu konudaki bilgi ve beğeniler için zevkler geliştirmişti. Ayrıca güzel yazılar yazıp bunları güzel bir şekilde İngilizceye çevirebiliyordu. O zamanlar bu işin uzmanlarını bulmak hiç de kolay değildi. Eskinin prensleri ve geleceğin kralları bile öğretmen sınıfına dahil değildi ve hiçbir zavallı soylu Telsin'in defterlerinden aşçı ya da marangoz olmak için çıkmamıştı. Genç Mr. Darney, becerileriyle öğrencilerine hem keyifli zaman geçirten hem de faydalı şeyler öğreten bir öğretmen, çevirilere de Kelime bilgisinin ötesinde pek çok şey katan titiz bir çevirmen olarak kısa sürede isim yapıp ilgi gördü. Ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı ve giderek büyüyen ilgi sayesinde birçok kişi tarafından tanındı. Böylece büyük azmi ve bitmek bilmeyen çabalarıyla refaha ulaşmış oldu. Önceden Londra'da ne altın kaldırımlarda yürümeyi ne de gül yapraklarıyla kaplı yataklarda yatmayı ummuştu. Gözü bu kadar yükseklerde olsaydı bu kadar başarılı olamazdı zaten. Bir iş yapmak istemişti ve bunu bulmuş, yapmış, hatta bu işi yapanların içinde en iyisi olmuştu. Esas zenginlik buydu. Zamanın belirli bir bölümünü Cambridge'de geçiriyordu ve burada öğrencileriyle çalışmalarında gümrükten Yunan ve Latin dillerini geçirmek yerine Avrupa dillerinin kaçak ticaretini yapan ve bundan dolayı hoş görülen bir tür kaçakçı gibiydi. Zamanının geri kalan kısmını ise Londra'da geçiriyordu. Dünya üzerindeki erkekler cennette hep yaz mevsiminin yaşandığı günlerden, günümüzün günahkar diyarlarındaki kış günlerine kadar daima aynı yolda, Charles Darnin'in yolunda bir kadının aşkına uzanan yolda ilerlemişlerdir. Hayatının tehlikede olduğu o saatten beri Lucy Manette'i seviyordu. Kendisi için kazılmış olan mezarın kıyısında onunla karşılaşana dek Lucy'nin sesi kadar tatlı ve hoş bir ses duymamış, onun yüzü kadar sevecen ve güzel bir yüze rastlamamıştı. Ama bu konuda daha hiçbir şey söylememişti ona. Kabaran suların ve upuzun tozlu yolların çok ötesindeki o ıssız, bir hayalin içindeki sise dönmüş olan o taş şatoda işlenen cinayetin üzerinden bir yıl geçmiş ama Charles Darny hislerini ortaya koyacak tek kelime söylememişti Lucy Manette. Belli sebepleri vardı bunun. Kendisi de gayet iyi biliyordu. Gene bir yaz günü Londra'da geç vakitte okuldaki işinden dönüşte düşüncelerini Doktor Manette açma fırsatı yakalarım ümidiyle Soho'daki sessiz köşeye döndü. Bir yaz akşamıydı ve Lucy'nin Miss Pross'la dışarı çıktığını biliyordu. Doktoru bir pencerenin önündeki koltukta kitap okurken buldu. Acı dolu eski günlerinde ona destek olan ve bu acıların keskinliğini arttıran gücünü yavaş yavaş kazanıyordu tekrar. Düzgün kararlar alabilen, bunları uygulayacak azme ve güce sahip son derece enerjik bir adamdı artık. Yeniden elde ettiği diğer becerilerinde ilk başta yaşadığı zorluklar gibi geriye gelen bu enerjinin de dengesini ve düzenini bozduğu oluyordu bazen. Ama öyle fazla rahatsız edici bir durum değildi. Sıklığı da her geçen gün azalıyordu. Çok çalışıyor, az uyuyor, onca yorgunluğun üstesinden kolayca geliyor ve tüm bunlardan büyük mutluluk duyuyordu. Şimdi Charles Darnay'nin odaya girdiğini görünce okuduğu kitabı bir kenara bırakarak elini uzattı. Charles Darnay, sizi gördüğüme sevindim. Üç dört gündür gelmenizi bekliyorduk. Dün Mr. Stryver ve Sidney Carton buradaydı. İkisi de daha önce geleceğinizi düşünmüş. İlgilendikleri için minnettarım, diye cevap verdi. Biraz soğuk bir tavırla ama bu soğukluk doktora değil onlaraydı. Miss Manette... İyi dedi doktor kısaca. Gelişiniz hepimizi sevindirecek. Evle ilgili bir takım işler yüzünden dışarı çıkmıştı. Az sonra gelir ama. Doktor Manet kızınızın evde olmadığını biliyordum. Sizinle konuşabilmek için onun evde olmadığı bir anı kolladım. Mutlak bir sessizlik oldu. Peki dedi doktor bariz bir gerginlikle. Bir sandalye çekin de konuşalım. Charles sandalyeyi çekti. Hemen ama konuşmaya başlamak o kadar da kolay değildi. Doktor Manet, şu bir buçuk yıldır diye söze başladı. Az sonra sizlerden gördüğüm yakınlık beni çok mutlu etti. Bu yüzden değineceğim konunun aramızdaki... Doktor onu durdurmak için elini uzatınca Charles sustu hemen. Elini bir süre öyle tuttuktan sonra geri çekerken konuştu. Konu Lucy mi? Evet.'' Onunla ilgili konuşmak benim için her zaman zor. Birinin bu ses tonuyla ondan bahsettiğini duymak ise daha da zor. Charles Derny. Derny, bu ses tonu büyük bir hayranlık, içten bir hürmet ve derin bir sevgi barındırıyor, Doktor Manet, dedi saygıyla. Lucy'nin babası karşılık vermeden evvel gene mutlak bir sessizlik oldu. İnanıyorum. Dürüstlüğünüzden eminim. İnanıyorum size. Doktorun gerginliği ve bu gerginliğin bu meseleyi konuşmaya gönülsüz oluşundan kaynaklandığı o kadar belliydi ki Charles Darny tereddüte düştü. Devam edeyim mi efendim? Bir sessizlik daha. Buyurun devam edin. Bunları ne kadar içtenlikle söylediğimi, hislerimin ne kadar içten olduğunu, kalbimdeki gizi ve bu kalpten taşan ümitleri, korkuları ve heyecanları bilmeseniz de söyleyeceklerimi tahmin edebilirsiniz.'' Sevgili Doktor Manet, kızınızı tüm kalbimle, içtenlikle, hiçbir karşılık beklemeden ve büyük bir bağlılıkla seviyorum. Eğer dünyada aşk varsa, bu benim kızınıza duyduğum histir. Siz de sevmişsiniz bir zamanlar. İzin verin, yaşadığınız aşk hislerime tercüman olsun. Doktor başı diğer tarafa dönük, gözleri yere çevrilmiş bir halde oturuyordu. Charles Darnay'in söylediği son sözleri işitir işitmez Gene elini uzatarak haykırdı. ''Lütfen beyefendi, böyle söylemeyin, rica ederim o konudan bahsetmeyin.'' Doktorun haykırışında öyle büyük bir acı vardı ki sustuğunda bile Charles Darnay'nin kulakları uzun süre çınladı. Uzattığı eli oynatırken Darnay'e susması için yalvarır gibiydi. Charles durumu idrak edip bir süre sessiz kaldı. ''Birkaç dakika sonra bağışlayın beni.'' dedi doktor yumuşak bir sesle Lucy'yi sevdiğinizden şüphem yok bu yüzden rahat olabilirsiniz. Doktor sandalyesinde Darny'ye döndü ama hala onun yüzüne bakmıyor gözlerini yerden kaldırmıyordu. Çenesi ellerine düşmüş beyaz saçları yüzünü gölgeliyordu. Lucy ile konuştunuz mu? Hayır. Peki yazdınız mı ona? Hayır hiç. Bu özveriyi babasını düşünerek sergilediğinizi görmemek haksızlık olur babası olarak size teşekkür ederim. Elini uzattı ama gözlerini hala kaçırıyordu. Biliyorum dedi Darny sargılı bir şekilde. Uzun süredir sizlerle vakit geçirmiş biri olarak Mismanet ile aranızdaki sevginin ne kadar özel, ne kadar dokunaklı olduğunu nasıl bilmem doktor Manet? Bu sevgi öyle şartlarda gelişti ki başka baba kız arasındaki düşkünlük sizinkinin yanında hiç kalır. Sizi seven ve size karşı sorumluluk duyan bu kadının kalbinde aynı zamanda bebekliğinden kalma bir aşk ve güven taşıdığını biliyorum doktor Manet. Nasıl bilmem bunu? Geçmişte annesiz babasız büyümesinin, şimdi de mizacının ve sizden ayrı olduğu yılların getirdiği özlemin ve bağlılığın etkisiyle büyük bir vefa ve coşku ile kendini size adadığını biliyorum tabii ki. Gayet iyi biliyorum ki Öbür dünyada ona yeniden kavuşacak olsanız karşınıza çıkacak olan şu anki halinden daha kutsal olmayacaktır. Size sarıldığında boynunuza dolananın aynı anda bir bebeğin, bir genç kızın ve bir annenin elleri olduğunu biliyorum. Yine biliyorum ki sizi severken annesinin kendi yaşındaki halini de görüp seviyor, sizin benim yaşımdaki halinizi görüp seviyor. Annesini kırık bir kalple sizi o korkunç dava, davanızla ve bundan mutlu bir şekilde yaşama dönüşünüzle seviyor. Bunu bu eve adım attığım ilk günden beri her an görüyorum. Lucy'nin babası yüzü yere dönük sessizce oturdu. Soluk alıp verişi biraz hızlanmıştı ama diğer bütün heyecan belirtilerini bastırmıştı. Sevgili Doktor Manet, bu durumu bildiğimden daima kızınızın ve sizin üzerinizdeki bu kutsal ışığı gördüğümden insanın kendini tutabileceği ölçülerde tuttum kendimi hep. Ona olan sevgimle, benim sevgimle bile aranıza girersem sizin yaşadıklarınıza onlar kadar iyi olmayan bir şey katacağımı hissettim. Hala da hissediyorum. Ama onu seviyorum. Tanrı şahidimdir ki seviyorum. Doktor kederli bir sesle inanıyorum size diye karşılık verdi.'' Daha önce düşünmüştüm zaten bunları. İnanıyorum size. Ama sanmayın ki, dedi Darni, doktorun kederli sesindeki sistemi duyunca. Bir gün kader bana güler de, kızınızla evlenme mutluluğuna erişirsem, sizi birbirinizden ayıracağım. Şimdi söylediklerim o zaman da geçerli olacaktır. Böyle bir alçaklık mümkün olmasa da bunu biliyorum. Gene de aklımın bir köşesinde ve kalbimde saklı duran, ve yıllar sonra ortaya çıkabilecek böyle bir ihtimal olsaydı mümkün değil ama olsaydı şimdi bu şerefli eli sıkamazdım. Konuşurken elini doktorun elinin üzerine koymuştu. Hayır sevgili doktor Manet, sizin gibi Fransa'dan gönüllü olarak sürüldüm. Sizin gibi oranın çılgınlıklarından, baskılarından ve ızdıraplarından kaçtım. Tıpkı sizin gibi kendi çabalarımla Oradan uzakta, hayatta kalmaya çalışıyorum. Ve beni mutlu günlerin beklediğine inanıyorum. Tek isteğim sizin kaderinizi, hayatınızı ve evinizi paylaşmak ve size ölene dek hürmet etmek. Amacım hem çocuğunuz, hem arkadaşınız, hem de can yoldaşınız olan Lucy'yi sahip olduğu ayrıcalıklardan ayırmak değil. Ona destek olmak ve mümkünse onu size daha çok bağlamak. Darnie'nin eli hala Lucy'nin babasının elinin üzerindeydi. Doktor bir an soğuk olmayan bir şekilde bu dokunuşa karşılık verdiyse de hemen ellerini sandalyesinin kollarına koydu ve konuşmalarının başından beri ilk kez Darnay'in yüzüne baktı. İçindeki çatışma yüzüne olduğu gibi yansımıştı. Yoğun bir kuşku ve korku taşıyan ender bir ifade vardı yüzünde. Öyle hisli ve mertçe konuşuyorsunuz ki Charles Darnay, size bütün kalbimle teşekkür ediyorum ve ben de şimdi kalbimi bütünüyle ya da büyük bir kısmını diyelim açacağım size. Lucy'nin de sizi sevdiğini düşündürecek bir şey oldu mu? Hayır hiç yok. Acaba bana açılmanızın asıl sebebi bunu anlamak için iznimi almak mıdır? O bile değil. Belki haftalar boyunca böyle bir ümit vermeyecek bana. Ama belki de yarın bu ümidi doğru ya da yanlış göreceğim. Peki, size yol göstermemi mi istiyorsunuz? Böyle bir şeyi sormak aklımda yoktu efendim. Ama düşününce, uygun görürseniz eğer, fikirlerinizden yararlanmak isterim. Benden bir söz vermemi mi istiyorsun? İsterim efendim. Ne sözü? Şunu çok iyi anladım ki siz olmazsanız hiç ümit yok. Anladığım bir şey daha varsa, Mismanet o masum kalbinde bana şu anda yer verse bile ama böyle bir şey iddia ettiğimi sanmayın sakın. Babasına duyduğu sevginin karşısında fazla tutunamam. Peki bunun ne anlama geldiğini de biliyor musunuz? Babasının taleplerden birini onaylayan bir sözünün onun için her şeyden önemli olacağını biliyorum. Bu yüzden doktor Manet dedi. Derni alçak gönüllü ama kararlı bir biçimde. Sizden böyle bir şey isteyeceğim. Bundan eminim. Charles Darnay. Sırlar yalnızca büyük uyuşmazlıklardan değil, derin sevgilerden de kaynaklanır. İkincisinde incelikli ve pek narindir bunlar ve çözülmeleri zordur. Bu açıdan kızım Lucy benim için bir muammadır. Gönlünün kimde olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Peki efendim, acaba onun? Darnay gerisini getiremeyince Lucy'nin babası tamamladı. Onun başka bir talebi var mı? Evet, sormak istediğim buydu. Lucy'nin babası cevap vermeden evvel bir süre düşündü. Mr. Carton'ı burada görmüştünüz daha önce. Mr. Stryver de ara sıra gelir. Böyle bir şey varsa onlardan biri olabilir yalnızca. Ya da ikisi de, dedi Derni. İkisinin de talip olacağını düşünmemiştim. Pek sanmam bunu. Benden bir söz istiyordunuz. Söyleyin hadi. Eğer Miss bir gün size gelir de benim az önce cüret ettiğim gibi size kalbini açarsa benim söylediğim sözleri üstlenip ona bunlara inandığınızı söyleyin lütfen. Umarım hakkımda iyi şeyler düşünüyorsunuzdur ve olumsuz bir şekilde etkilemezsiniz onu. Sizden kendi çıkarım için başka bir şey istemeyeceğim. Hepsi bu. Eğer bu isteğime karşılık talep ettiğiniz bir şey varsa hemen yerine getirebilirim. Söz veriyorum dedi doktor ve hiçbir talebim yok. Amacınızın söylediğiniz gibi saf ve içten olduğuna inanıyorum. Niyetinizin benim ve canımdan bir parça olan kızımın arasındaki bağları zayıflatmak değil, ebedileştirmek olduğuna da inanıyorum. Eğer gün gelir de bana gerçek mutluluğu sizde bulduğunu söylerse onu size vereceğim, Charles Darnay. Eğer böyle bir şey olursa. Genç adam minnettarlıkla doktorun eline uzandı. Doktor konuşmasına devam ederken elleri birleşti. Kızımın iyiliği için onun gerçekten sevdiği adama karşı beslenen, bu adamın doğrudan sorumlu olmadığı her türlü niyetten, fikirden ve endişeden uzak durmak lazım. Kızım benim her şeyim, çektiğim acıların, yaşadığım yanlışlarımın ötesinde, çok ötesinde. Neyse boş laf hepsi. Doktorun ağır ağır sessizliğe gömülüşü, ve lafı bittikten sonra gözlerini üzerine dikmesi öyle tuhaftı ki Derny doktorun yavaş yavaş gevşetip serbest bıraktığı elinin soğumaya başladığını hissetti. "Bana bir şey söylemiştiniz." dedi doktor Manet birden gülümseyerek. "Neydi o söylediğiniz şey?" Derny bir an nasıl cevap vereceğini bilemese de çok geçmeden meseleyi hatırladı. Bunun getirdiği rahatlamayla şöyle dedi: bana olan güveninize tam manasıyla layık olmam gerek. Hatırlayacağınız gibi şimdiki adım annemin soyadına benzese de benim asıl adım değil. Size bunun ne olduğunu ve neden İngiltere'de olduğumu anlatmak isterim. Durun dedi doktor. Güveninize layık olmak için sizden gizlediğim hiçbir şey olmasın istemiştim. Durun. Doktor hemen iki eliyle kulaklarını kapattı. Hatta az sonra ellerini Darnie'nin dudaklarına bile götürdü. Size sorduğum zaman anlatın, şimdi değil. Eğer işler yolunda gider, Lucy sizi severse bunu bana düğün gününün sabahında anlatırsınız. Söz mü? Elbette. Bana elinizi verin. Lucy az sonra gelir ve bizi bu gece birlikte görmemesi daha iyi olur. Şimdi gidin, Tanrı sizi korusun. Charles Derney, doktorun yanından ayrıldığı sırada hava kararmıştı ve Lucy geldiğinde aradan bir saat geçmişti. Genç kız tek başına Miss Pross doğruca yukarı çıkmıştı çünkü odaya koştu hemen ve onun her zaman kitap okuduğu koltuğu boş görünce şaşırdı. Baba diye seslendi. Babacığım. Cevap yoktu. Ama babasının yatak odasından hafif hafif çekiç sesleri geliyordu. Usulca aradaki odadan geçip adamın odasından içeri baktı ve korku içinde Beti benzi atmış bir halde ah ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım diye bağırarak gerisin geri koştu. Ama tereddütü çok kısa sürmüştü. Hemen geri dönerek babasının kapısını çaldı ve yumuşak bir tonda seslendi. Genç kızın seslenmesi üzerine gürültü kesildi ve çok geçmeden babası kızının yanına çıktı. Uzun bir süre beraberce bir aşağı bir yukarı yürüdüler. O gece Lucy Yatağından kalkıp babasına bakmaya gitti. Derin derin uyuyordu adam ve ayakkabıcılıkta kullandığı alet takımı ile yarım kalmış işi aynen duruyordu yerinde. Bir dostun portresi Aynı gece ya da aynı gecenin sabahı Mr. Stryver çakalına Sidney dedi. Bir kase daha panç hazırlasana sana göl söylemem gereken bir şey var. Sidney o gece fazla mesai yapmıştı. Ondan önceki gece ve ondan önceki gece ve birbirini izleyen daha birçok gece oturmuş, Mr. Syver'in uzun bir tatile çıkmadan evvel düzenlenip ayıklanması gereken evraklarıyla uğraşmıştı. Nihayet düzenleme işi bitmiş, Stryver'in borçları temizlenmiş, ellerindeki bütün işlerden kurtulmuşlardı. Ta ki hem gerçek hem de yasal anlamdaki sis Kasım ayında ortalığı sarıp değirmen dönmeye başlayana kadar. Sidney bu kadar çok işe rağmen hiçbir zaman canlı bir ayık değildi. Geceyi iyi geçirebilmek için fazladan bir dolu ıslak havlu kullanması gerekmişti. Havlu faslından önce bir o kadar şarap tüketmişti çünkü. Şimdi berbat bir durumdaydı. Başına serdiği havluyu çıkarıp, altı saattir içine batırıp, ara ara ıslattığı leğene fırlattı. İri yarı Stayver, elleri kemerinde, kanepede, sırtüstü uzanmış etrafa bakınırken, ''Pancı hazırlıyor musun?'' diye seslendi. ''Hazırlıyorum.'' ''Bak şimdi, seni çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim ve benim sandığım kadar akıllı bir adam olmadığımı göreceksin belki de. Ben evlenmek istiyorum.'' ''Öyle mi?'' ''Evet, ama para için değil. Ne diyorsun?'' ''Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kiminle?'' ''Tahmin et bakalım. Tanıyor muyum?'' ''Tahmin et.'' Saat sabahın beşinde, Beynim böyle sulanıp dağılmışken hiçbir şey tahmin edemem. İlla tahmin etmemi istiyorsan bir akşam yemek yeriz beraber. İyi o zaman anlatayım dedi Stryver yavaşça otururken. Sidney sana kendimi anlatmakta zorlanıyorum çünkü sen duyarsız bir herifsin. Bir yandan pancı karıştırırken oysa sen dedi. Sidney ona dönerek ne kadar da duygusal ve şair ruhlusun. Gevrek gevrek gülerek Gel hadi diye karşılık verdi Stiver. Romantik ruhlu biri olduğumu iddia etmesem de. Ama umarım bir gün daha iyi anlarım bu işlerden. Senden daha duyarlı olduğum kesin. Sen daha şanslısın. Söylemek istediğin buysa. Böyle demek istemedim. Söylemek istediğim ben daha, daha... Centilmen demek istiyorsun galiba, dedi Carton. Peki, centilmen diyelim o zaman. Asıl demek istediğim ben, dedi Stiver panç hazırlayan arkadaşına kendisini şişirmeye devam ederek, kadınlara kendisini kabul ettirebilen, kendisini kabul ettirebilmek için bazı sıkıntılara katlanabilen ve kendisini kabul ettirmeyi daha iyi bilen bir adamım. Devam et, dedi Sidney Carton. Hayır, devam etmeden önce, dedi Stiver, kafasını zorbaca iki yana sallayarak. Sana şu meseleyi tam anlatayım. Sen de benim kadar, hatta benden daha fazla, Doktor Manet'in evinde bulundun. Orada senin suratsızlığından ne kadar çok utandığımı bilemezsin. O sus pus somurtkan halini gördükçe utançtan yerin dibine girdim Sidney. Baroda çalışan bir adam için böyle şeylerden utanç duymak son derece faydalıdır diye karşılık verdi Sidney. Bu yüzden bana minnettar olmalısın. Stiver onun bu ters cevabına işin içinden böyle sıyrılamazsın diye tersçe karşılık verdi.'' Hayır Sidney, şunu sana söylemek benim görevim ki, iyiliğin için yüzüne karşı söylüyorum. Topluluk içinde çok rezilce ve saçma sapan davranıyorsun. Huysuz bir adamsın sen. Sidney hazırladığı pançtan dolu dolu bir kadeh içip bir kahkaha attı. Bak sana bana bir, dedi Stiver eliyle işaret ederek. Seninle kıyaslayınca kendimi kabul ettirmeye ihtiyacım yok hiç. Kendi başıma yeterim her durumda. Ama neden yapıyorum bunu? Senin de bir şey yaptığını görmedik ki hiç diye homurdandı Kartın. Bunu politik olarak yapıyorum. Prensip gereği yapıyorum. Bak bana ne çok yol aldım. Umursamaz bir tavırla evlilikle ilgili pek yol alamadın gerçi daha dedi Kartın. Ama vazgeçme sakın devam et. Bana gelince benim islah olmaz bir adam olduğumu anlamadın mı hala sen? Bu soruyu hafif bir küçümsemeyle sormuştu ıslah olmaz bir adam bile olamazsın sen dedi. Arkadaşı buna karşılık hiç de teskin edici olmayan bir tonda. Benden hiçbir şey olmaz zaten dedi Sidney Carton. Kim bu hanımefendi? Ama şimdi adını söylersem rahatsız olabilirsin Sidney dedi Stiver. Açıklamak üzere olduğu şeye gösterişli bir samimiyetle hazırlar gibiydi onu. Çünkü söylediklerinin yarısını bile kastetmediğini biliyorum ama zaten öyle olsa da önemi yok.'' Böyle bir girizgah yaptım çünkü daha önce bu genç hanım hakkında onur kırıcı sözler söylemiştim. Öyle mi? Öyle, hem de burada. Sidney Carton önce bardağındaki panca, sonra da halinden hoşnut arkadaşına baktı. Ardından pancını içip tekrar halinden hoşnut arkadaşına baktı. Bu genç hanımdan altın saçlı bebek olarak bahsetmiştin. Bu genç hanım Miss Manette. Eğer bir parça duyarlılık ve nezaket sahibi bir adam olsaydın Sidney, ondan bu şekilde bahsettiğin için sana gücenebilirdim ama değilsin. Böyle bir şeyden nasiplenmemişsin hiç. Bu yüzden söylediklerin göz zevki olmayan birinin yaptığı bir tablo ya da müzik kulağı olmayan birinin yaptığı bir beste hakkında fikir beyan etmesinden daha fazla sıkmıyor canımı. Sidney Carton içkisinden koca bir yudum aldı. Sonra arkadaşına bakarak ağzına kadar dolu olan kadehi kafasına dikti. Artık her şeyi biliyorsun Sid dedi Mr. Stiver. Parada pulda gözüm yok. Muhteşem bir yaratık o. Ve ben de mutlu olmaya karar verdim. Bence mutlu olmayı başarabilirim. Şu halimle bile oldukça varlıklı, hızla yükselen ve pek çok üstünlüğü olan bir adamım ben. Çok büyük bir şans bu onun için. Ama yani o da bu şansa layık tabi. Şaşırdın mı yoksa? Hala panç içmekle meşgul olan Carton ters ters neden şaşırayım ki dedi. Onaylıyorsun yani. Hala panç içen Carton gene ters ters neden onaylamayayım ki diye cevap verdi. Pekala dedi Stiver. Tahminimden daha kolay atlattın ve sandığım kadar çıkarcı yaklaşmadın. Ama tabii eski dostunun isteğini elde etme konusunda ne kadar azimli olduğunu gayet iyi biliyorsun. Evet Sidney. Hep aynı olan bu hayat şeklinden bıktım artık. Bir adamın istediğinde gidebileceği, istemediğinde kaçabileceği bir yuvası olmasının çok hoş bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bana öyle geliyor ki, Mismanet her halükarda iyi bir eş olup bana itibar kazandıracaktır. Kararımı böyle verdim işte. Şebne Sidney, koca çocuk, senin şu vaziyetinle ilgili söylemek istediklerim var. Biliyorsun ki kötü bir yoldasın dostum. Gerçekten kötü yoldasın. Paranın kıymetini bilmiyorsun. Kendini çok zorluyorsun. Bir gün kalkamayacaksın yerinden. Hasta düşeceksin ve beş parasız kalacaksın. Sana bakacak bir hanım düşünsen iyi olur. Hali vakti yerinde bir patron gibi konuşması onu olduğundan iki kat daha büyük ve dört kat daha sevimsiz gösteriyordu. Stiver, şimdi sana tavsiyem diye sürdürdü konuşmasını. Gözünü açıp etrafına bakman. Ben gözümü açtım ve yolumu buldum. Sen de gözünü aç, yolunu bul, evlen. Sana bakacak birini bul. Kadınların arasında sıkılsan da, onları anlamasan, incelikten yoksun olsan da önemli değil. Sen bul birini. Parası pulu az da olsa, belki bir evi ya da pansiyonu olabilir. Saygıdeğer bir hanım olsun ve evlen onunla. Kurtar kendini. Sana gereken bu. İyi düşün bunu Sidney. Düşüneceğim dedi Sidney.